Önce gelsinler bir konuşalım onlarla. Anne Derya Yılmaz, anneanne Akgül Hanım. Yani kızlarının inşallah öldürülmediğini, yani eğer hayattaysa da canlı canlı tekrar bulmamızı istiyorlar. İnşallah hayattadır ama çok korkunç bir fotoğraf var. Anneanne ve anne gelsin lütfen. Derya Hanım, hoş mu geldiniz? Geçmiş mi olsun? Teşekkür ederim. Akgül Hanım, merhabalar. Merhaba. Anneanne Akgül Hanım, anne Derya Hanım. Şimdi siz 2 yıl önce bize başvurmuştunuz. 2 yıl önce arkadaşlarım tam tarihi el kartıma yazmamışlar ama yani 2 yıl önce Ocak 2022'de bize başvurmuştunuz. Evet. Biz gelir gelmez Ocak 2022'de bir günde sizin kızınızı hemen yayınlarımız ses getirmişti. Evet. Ve sizin kızınız bulunduğu polis tarafından hemen alındı ve size teslim edildi. Evet. Sevgili Derya Hanımcığım, fakat sonrasında kızınız size geldikten sonra olaylar daha da farklı yöne gelişiyor. Kendisini kaçıran kişinin yanına tekrar gidiyor. Evet. Ve maalesef şu anda da hayatta mı değil mi endişe ediyorsunuz. Neyse, neler oldu geçmişi bir hatırlayalım, sonra hemen size yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii ki. Umarım kızınız hayattadır. İnşallah. İnşallah, yani bütün kalben onu diliyorum. Ya o süreçten bu yana acayip şeyler yaşamışsınız. Çok şeyler yaşandı. Biliyorum, hepsinden haberdarım. Ekranlara gelsin lütfen. Bizimle birlikte Antalya'dan geldiler. 22 yaşındaki doğuştan işitme engelli Nihal Babayiğit 3 gün önce 16 Ocak'ta Antalya'da anneanneme gidiyorum diyerek evden çıkıp kayıplara karışmış. 2 kişiden şüpheleniyorsunuz. O da engelli sevgilisi Muhammed'e kaçmış olabilir diye düşünüyorsunuz. 3 gün önce nasıl kaçtı evden sevgili Nihal? Pazar günü erken kalktı. Ben anneanneme gideceğim dedi. Hani ben göndermek istemedim. 12 gibi çıktı evden. Saat 1 oldu, yok 2 oldu, yok annemi aradım, yok. Sadece sarı bir çantası vardı. Kıyafet falan bir şey hazırlık yaptı. Yok, hiçbir şey almamış. Kimliğini falan, sadece parasını. Kimlik. Peki aradınız mı Batman'daki ailesini, Muhammed'in ailesini? Sürekli aranıyor. Orada mıymış peki? Yine arandı. Yok diyor adam. Recai Bey hattaymış, Muhammed'in babası. Sizin yanınızda mı Recai Bey çocuk? Yok. Hangi çocuk, kız mı diyorsun? Evet, evet, kızı diyorum, Nihal'i diyorum. Yok ya bir sefer de aradılar, yok diyor, vallahi yok. Muhammed de mi yok diye düşündünüz? Muhammed nerede? Burada, evdedir, kendi evde. Oğlunuz evdeyse bir fotoğrafını çekip bana gönderir misiniz? Şu anda bir fotoğrafını... Bana hemen gönderin. Nihal kızım, neredeysen dön. Gözünüz aydın. Evet. Sağ olun, çok teşekkürler. Kızınız yayınlar sonrasında gidip karakola gitmeye karar vermiş. Nihal. Sizin sayenizde. Ay, çok teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Allah razı olsun size. Komik olmasa kocaman sarılacağım. Maalesef. Aynen. Haber alabildiniz mi şu anda? Evet, karakolla görüştüm ben. Evet. Gayet iyiymiş. Antalya'daymış. Gazipaşa'da. Muhammed'in dediği de doğru, Batman'da değilmiş. Evet. Nerede acaba? Kimin yanında, çok merak ediyorum. Çocuğun babası. Abim. Yani. Evet, adı abimle ne? Babasının adı? Vedat Babayiğit. İşte Vedat Bey kızınızı almaya gitmiş. Evet. Evet. Gözünüz aydın. Teşekkür gözünüz ederim. Aydın. Sevgili Derya Hanımcığım, ağladığınızı görüyorum. Anneniz de ağlıyor, siz de ağlıyorsunuz ama ne olur yani ellerine bir fotoğraf ulaştığı için o yüzden çok şeyler, üzgünler. Şimdi ondan sonra sizin kızınızı biz bulduktan sonra yayınlarımı ses getirdi. Bir günde, o günde Covid dönemiydi o zaman. Evet. Yani sarılamamıştık doya doya size ve ama çok sevinmiştik, çok mutlu olmuştuk. Kızınız işitme engelli. Evet. Onu kaçıran çocuk Muhammed, Mehmet herhalde. Hangi ismi kullanıyor çocuk? İki ismi var. Kimlikte normalde Mehmet ama Muhammed ismini kullanıyor. Evet. Ben o zaman Muhammed diyeceğim. Muhammed ismini kullandığı için. Muhammed, Mehmet birbirine karışmasın istiyorum. Şimdi Muhammed, siz kızınızı yani kızınız eve geldikten sonra neler yaşandı? Yani biz bir günde bulduk, size teslim ettik ama ne ya, oldu? Ondan sonra ne yaşadınız? Hiç peşini bırakmadı zaten. Siz Antalya'da yaşıyorsunuz. Antalya Serik. Serik'te yaşıyorsunuz. Kızınız da Gazipaşa'da ortaya çıktı. Evet. Peki. Kız eve geldi. Nihal eve geldi. Sonra ne oldu? Yani Muhammed ya peşini bırakmadı mı? Sonra zaten mı? Biz annemle yaşıyorduk zaten. Evet. Bayağı bir görüşmediler bayağı bir. Hı hı. Ama 1,5-2 ay sonra tekrar görüşmeye başlamış bunlar. Haberiniz yok mu? Haberim yoktu. Siz eşinizden ayrılsınız. Hatta evet. O zaman da ilk yayına geldiğinizde görümcenize yayına gelmiştiniz. Evet, evet. Halasıyla beraber. Bugün de annenizle berabersiniz. Peki yani bir süre görüşmediler. Siz sonra tekrar bu Muhammed'le görüştüğünü nereden biliyorsunuz? Kızım kendisi söyledi bana. Öyle mi? Evet. Bahsettin. Hani ben yine karşı çıktım, istemedim. Evet.
Ama olmadı işte. Bir gün ben işe gittiğimde gene gitmiş. Tekrar ona gitmiş. Tekrar ona gitmiş. Tekrar kaçmış. Herhalde iki ay sonra falan diye biliyorum Aynen, ben. Aynen hemen hemen iki ay sonra. Yani bulunduktan bizim yayınlarımızdan eve geliyor ve iki ay sonra tekrar Muhammed'in yanına gidiyor sevgili Aynen izleyiciler. Aynen öyle iki ay sonra gidiyor. Evet. Sonra peki ne oldu? Bu sefer zaten direkt Batman'a götürmüş bunu. Aile Batman'da. Evet ailesinin peki. yanına götürmüş. Tamam Muhammed normalde Antalya'da mı yaşıyor? Nerede nasıl tanışmışlar kızınızla? Sosyal medya üzerinden tanıştılar. Sosyal medya peki. Muhammed de işitme engelli. Evet evet işitme ve konuşma engelli o da. Tamam peki. Şu anda pek devam edin. Gelişmelerden izleyicilere haberler vereceğim. Ailesinin bence. Yanına götürmüş işte. Biz aradık. Evet. Ya biz de şey yapmadık hani evlensin, mutlu olsun öyle o düşüncedeydik yani. Hı hı. Bunlar bir bayram günü geldiler yanıma. Hı hı. Ben tek başıma yaşıyordum. Önce Batman'a götürüyorlar kızınızı. Evet, evet. Kızınız Önce gidiyor. Siz rıza gösterdiniz. Kızınız 24 yaşında. Evet. Peki rıza gösterdiniz. Gitti kızınız oraya. Evet. Bir süre orada beraber yaşadılar bildiğim tabii kadarıyla. Tabii beraber yaşadılar. Bir nikah falan kıyıldı mı peki orada? Ya normal resmi nikah yapmadılar. Bize de hani evet. dini nikah kıydık dediler. Peki neden resmi nikah yapmadılar? Kızınızı yapmadılar. Götürüyorlar. Düğün mü hiçbir şey yok. İstemiyorlardı. Yani Nihal istemiyorlardı. Nihal istemiyorlardı. Yani Muhammed kızı götürdü ama babası evet. Recai, ailesi falan istemiyor. Ailesi istemiyordu. Siz demediniz mi gel kızım geri gel eve gel. Söyledik. Sizi dinlemedi. Dinlemedi hiç dinlemezdi zaten. Peki sonra tekrar başa dönürüz ama sonra bir, evlat bir çocukları oluyor hamile kalıyor. Benim yanımdaydı, benim yanımdalardı zaten. Sonra sizin yanınıza geliyorlar. Yani Derya'nın yanına geliyor annesiyle, yani kocasıyla beraber, evet, Muhammed'le evet. beraber. Hamile olduğunu bile benim yanımda öğrendik. Bir 8 ay, hamileliğinin 8 ayına kadar da benim yanımdalardı. Yani dini nikah Batman'da kıydılar. Evet. Sonra siz çaresiz kaldınız, kızınızın bu talebine izin verdiniz. Evet. Sonra bir yıl sonra sizin yanınıza geldiler. Evet. Ve sizin yanınıza bir sene falan kaldılar. Çocuk peki sizin yanınıza mı doğdu? Hayır. Bir tane çocuğu oluyor Nihal'in. Doğmadı. Yaklaşık 8 aylık hamileyken tekrar evet. Batman'a, Kozluğa geri döndüler. Peki. Hani dur, o çocuk durmak istemedi Muhammed. Tamam, Muhammed tekrar bu... Kozluğa geri döndüler. Hı hı. İşte görüşüyorduk zaten hani sık sık görüntülü görüşüyorduk. Tamam. Hani bir problem, bir sıkıntı varmış gibi değildi. Çocuk doğduktan sonra kızınız bu kez eve sizin yanınıza geri geliyor. Çocuk 15 günlüktü. 15 günlükken evet. mi geldi? Çocuğu bırakıp mı geldi? Bıraktırdılar çocuğu. Vermediler. Çocuğunu da öyle mi? Evet evet vermediler ya çocuğunu. Çocuğunu 15 günlük bebeğini alıp sizin yanınıza gelmek istedi. Evet. Fakat Recai Bey oğlu Muhammed aile. Vermedi izin vermedi. Torunlarını aldılar gelinlerini gönderdiler. Geldi ha, kayınpederi kendisi getirdi. Aynen öyle. Peki çocuk nerede? 15 günlük bebeğin emmesi gerekmiyor Hiç mu? Hiç emzirtmemişler. Hiç emzirtmemişler? Hiç. Yani Nihal'i bebeğe yaklaştırmamışlar. Yaklaştırmamışlar. Neden peki kızınıza bunu yaklaştırmamışlar? Ya işte benim düşüncem doğuma kadar bekletmişler. Ha, onların yani... niyeti oymuş demek. Yani çocuğu doğurduktan alıp... sonra Nihal'i göndeririz bebeği alırız. Ya peki normalde yani Muhammed'in iki defa kızı kaçırmasından o zaman ailesi de rahatsız. Evet evet peki. rahatsızdı. Peki kız sizin evinize geldikten sonra? Ya zorlu bir süreç başladı zaten. En sona gelelim. Kızınız ne zamandan beri kayıp? Siz, yani torun sizin onların evinde kaldı. Biz torunu hiç görmemişsiniz. Hiç görmedik. Hiç görmediniz. Görmedik. Ya çocuğu size göstermediler. Göstermediler. Nihal gördü mü? Batman'a kadar gittim. Nihal'le beraber gittim Batman'a kadar. Şaka yapıyorsunuz. Oo. İşte karakoluna gittim, savcılığına gittim. Hiçbir şey yapamadım. Asla çocuğu, yani Muhammed de ailesi de Recai Bey de niye torunu size göstermiyorlar? Göstermediler. Allah. Peki siz yasal olarak başvurdunuz mu? Hakkınızı aradınız yasal mı? Yasal olarak başvurdum. Ama hiçbir şekilde torunu göremediniz. Hiçbir eve geldiniz. Şekilde eve geldik. 9 Ekim'den mi bahsedelim? 9 Ekim'de de en son sevgili izleyiciler. Yani bir süreç tabii daha ayrıntılı sonra konuşuruz. Hemen bilgi vermek istiyorum. Çünkü ya umarım hayattadır evladınız. İnşallah. Çünkü neyse 9 Ekim'de en son 9 Ekim'de de sizin kızınız bir ortadan kayboluyor tekrar. Evet. Nasıl ortadan kayboluyor? Yani kayıplara karışıyor tekrar. Evet zaten kızımla tek yaşıyoruz biz beraber yaşıyorduk. Tamam. Ben de Antalya Manavgat'ta iş buldum. Tamam canım. Hani turizmde çalıştığım için orada daha yön geldi. Hani uygun geldi. Kızınız sizle yaşamaya başladı. Evet evet. Torununuzu göremiyorsunuz. Kızınız çocuğunu göremiyor. Evet. Peki 9 Ekim'de ne oldu? Çocuk tekrar evden, yani genç kızı evden 9 ayrıldı. 9 Ekim'de ben Manavgat'a taşınacaktım zaten. O gün evet. O gün. Tamam. Nakliyeciyi bekliyorduk. Kızım kalktı. Anneanneme gideceğim dedi. Tekrar aynı şekilde gene. Hani gider gelirdi zaten sürekli. Tamam anneannesi yani de. Annem de işe gittiği için göndermek istemedim ben. Hani evde kimse yok dedim. Gitme dedim. Tamam dedi. Evde olmayan anneannesinin evine gidecek yani. Evet. Amacı aslında tekrar Muhammed'le mi buluşmak? Aynen aynen. Muhammed o sırada peki Selik'te mi Antalya'da mı?
O Batman'daydı. Batman'daydı, evet. Peki. Şimdi anlatacağım ben size ayrıntılarıyla. Biraz hızlı ilerleyelim istiyorum. Çünkü ben bu arada şöyle söyleyeyim. Neyse siz devam edin. Peki izleyicilere şu anda Muhammed tutuklandı. Evet. Onu söyleyelim. Ama maalesef Nihal'in, ben en son şey vereyim de izleyicilere bilgi vereyim. Nihal'in öldürülmüş olabileceği düşünülüyor. Ve Nihal'in maalesef Antalya Selik'te cesedinin gömülü olduğu bilgisi aileye gelmiş. O yüzden aile çok üzgün. Yani kızlarının öldürülmüş olma ihtimali maalesef güçlü gibi duruyor. 9 Ekim'den bu yana da çocuklarını görmüyorlar. Görmüyor da çocuğunun içi etti zaten bu. Ne olduysa çocuğunun içi oldu. Evet.